Sayın Bakanım, Sayın Başkan Vekili, derneğimizin eski başkanları, değerli üstadlarım, meslektaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Saygıdeğer hocanın ifade ettiği gibi ben de aynı şekilde başkanımız Arif Ayetoğlu'na acil şifalar diliyorum ve onu burada görmemenin üzüntüsünü yaşıyorum. İnşallah en kısa zamanda aramızda olacak. Bugün ben sizlere ülkemizdeki araştırma geliştirme faaliyetleri, teknoloji faaliyetlerine devlet tarafından verilen desteklerden bahsetmeye çalışacağım. Tabii ki zamanı iyi kullanmaya çalışacağım. Sunumun normal hali bundan çok daha uzun ama bir 20-25 dakikaya sığacak şekilde özetlemeye çalışacağım. Özellikle bakış açım sunumu hazırlarken kongrenin de ruhuna uygun bir şekilde işletmelerin, bu faaliyetleri yürüten işletmelerin yaşadıkları sıkıntılar, çözüm önerileri ve özellikle en sonunda dile getirmeye çalışacağım, sunumun sonunda dile getirmeye çalışacağım. Bu sektörü hem meslek mensubu nezdinde hem işveren nezdinde nasıl rahatlatırız ve ülkemizin bu yeni sistemde özel bir yeri olan teknolojik gelişmeye nasıl katkı sağlarız bunları dile getirmeye çalışacağım. Tabii ilk ısınma kısımlarında bazı... Şimdi geliyorum. Sesim geliyor, evet. Şimdi ilk ısınma bölümlerinde bazı istatistikleri paylaşmaya çalışacağım. Neden bu mevzuatları özellikle 2008 sonrasında Türkiye hayata geçirmek zorunda kaldı? Arge harcamaların gayri safi yurt içi hasıl içerisindeki paylarına baktığımızda Avrupa Birliği'nde bu oranın %2.6, Amerika Birleşik Devletleri'nde %2.82, Japonya'da 3.34, Güney Kore'de ki hepimiz biliyoruz Güney Kore'nin yaşadığı atılım özellikle 1960 sonrasında %4.36, Türkiye'de ise %92. Ve Türkiye'deki bu %92'lik pay 2012'de ve zaten ondan sonra bu konuda özellikle 2016'dan sonra büyük atılımlar yapıldı. Ama bu verileri revize etmek, daha iyi getirmek için çıkartılan son dönemdeki çok sayıdaki teşvikin aslında kaynağı ya da sebebi buradaki rakamlar. Hatta bu Türkiye'deki %92'lik paya baktığınızda bunun çok önemli bir kısmının kamu tarafından yapıldığını, özel sektörün buradaki payının oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de sadece teşvik yok aslında. Türkiye'de hem teşvikler var hem hibeler var. Ve bu açıdan az sonra bazı dataları ilerleyen kısımlarda paylaşmaya çalışacağım. Son derece rekabetçi, özellikle gelişmiş ülkelerle karşılaştığımızı bunu uzak doğru ihmal ediyorum. Çünkü iş kanunu ve benzeri hükümetler sebebiyle bizden çok daha rahat oldukları için işverenler. Ama Avrupa ve Amerika ile başta olmak üzere o ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye teşvik ve hibeler açısından Arge konusunda oldukça cömert bir ülke. Hatta şöyle söyleyebilirim, az sonra istatistiklerini paylaşacağız. 100 lira harcadığımızda yaklaşık bunun 43-44 lirası teşvik olarak, yaklaşık 36-37 lirası da hibe olarak size geri geliyor. Dolayısıyla baktığınızda 100 lira harcadığınızda neredeyse devlet zaten bunun 80 lirasını size bir şekilde farklı yollarla iade ediyor. Teşvikler bildiğimiz gibi hiç vergi alınmaması, düşük alınması ya da alınan verginin iade edilmesi, yurt dışında böyle örnekler de var. Hibelerse doğrudan nakit yardımları şeklinde gözüküyor. Türkiye neleri kullanıyor ARGE faaliyetlerinde? Uzun, yaklaşık 300 sayfalık tercümeleri var internette, bulabiliriz. Neden önemli? Neyin ARGE kapsamına, yenilik faaliyeti kapsamına girdiğini örneğin tespit etmek için önemli. Frascati kılavuzunu kullanıyor. Teorik altyapıdaysa OSLA kılavuzunu takip ediyor. Bunları internette erişmek mümkün. Baktığımızda Türkiye'nin bence en büyük zenginliği az sonra uluslararası karşılaştırmalarda göreceğiz. Biz yazılım ve ARGE faaliyetlerimizi, teknolojik gelişme yönelik faaliyetleri neyle finanse ediyoruz, destekliyoruz? Birincisi TÜBİTAK, çeşitli programlar var. İkincisi Avrupa Birliği fonları. Üçüncüsü Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı. Dördüncüsü de KOSLA. Bir de bunların dışında 4691 sayılı Teknopark Kanunu ve 5746 sayılı ARGE merkezleri kanunu da yürürlükte. Mükellef bunların tamamında
yararlanabiliyor. Ayrıca sunumun sonuna eklediğim, özellikle son 2 yılda çıkmış olan mevcut mevzuatı içerisinde yerleştirilmiş çok sayıda bu faaliyetlerle ilgili teşvikler var. Eğer bunlara dahil değilseniz de o teşviklerden yararlanabiliyorsunuz. Örneğin 1507 sık kullanılan, 1507-1501 sık kullanılan hibeler, COBİ'lere özel %75'e kadar bir nakit yardımı var devletin. 6 aylık dönemler halinde ödeme yapılıyor, belgeler sunulduktan sonra 2 ay içinde. Maksimum ödeme bütçesi, burada bir üst limit var, 500 bin, zira COBİ özel. 18 aylık projeler en fazla destekleniyor. Kabul kriterleri özellikle söylemeye çalıştım, hafif. Yani bu hiçbir normal mükellefin gözünü korkutmayacak kriterler. Hani konkordatadan çok daha kolay, öyle düşünebiliriz. Sadece ilk 5 projede kullanılabilir, 5 projenin 2 tanesi de ortaklık olmalıdır. Yani birer olarak başvurduğunda 3 tane proje kullanılıyor, ondan sonra ortaklık olması lazım. Ayrıca projede fikir sahibi olan personele teşvik maksadıyla 7500 lira da ödeme yapılıyor. 1501'e baktığımızda KOBİ ve sanayi şirketlerine açık, yani bu büyük firmaları da kapsıyor 1501. %60 ile %75'lik bir hibe desteği var. Yine 6 aylık dönemler halinde ödeme var. Burada dikkat edersiniz bir bütçe kısıtlaması yok. Çünkü büyük firmaları hedeflediği için 500 bin lira gibi herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Burada 18 aydan 36 aya çıkıyor projeler. Biliyorsunuz teknoparklarda da en fazla 5 yıla kadar çıkabiliyor, örnekleri var. Detaylı bir değerlendirme süreci var. Burada kriterler çok hafif değil. Projede sayı kısıtlaması yok. 3 gibi, 5 gibi ya da ortaklık zorunluluğu söz konusu değil. Yine projede fikir sahibi olan personele 7500 lira ödeme yapılıyor. Sunumları zaten sizle derneğimiz paylaşacak. Burada şöyle bir özet var. 1507, 1501 ve 1511. Toplamda 7 tane hibe programı var ama en Türkiye'de yoğun kullanılanları almaya çalıştım. Burada 1507 ve 1501'de başvurulara her zaman başvurabiliyorsunuz. Ama 1511'de çağrılı başvurular var. Yani devlet belli konuları finanse etmek istediğini ilan ediyor. İlan etmiş olduğu konulara bahse konu firmalar başvuruyorlar. Bu projelerin uygun görünmesi halinde 1511'den yararlanıyorlar. Dolayısıyla programın konusu 1507 ve 1501 hibelerinde serbestken 1511 hibesinde öncelikli olan, yani devletin ilan etmiş olduğu alanlar finanse ediyor. Şirket büyüklüğü 1511 ve 1501 için herhangi bir kırılım yok. KOBİ olabilir, büyük şirketler olabilir. Ama 1500'den sadece KOBİ'ler için. Destek yüzdesi de paranın %75'i üst limit 1500'de. 1501'de %75 ile %60 arasında, 1511'de de %75 ile KOBİ'ler için %75, büyük firmalar için %60 ve %10'luk da genel gider desteği var. Bu, eğer çoğu kaynağa bakarsanız burada oranı %40 ve %60 olarak görürsünüz. Daha çok yeni güncellendi. Eskiden %40 ve 60'tı. Artı %10 genel gider desteği yoktu. Bu 2018'in içerisinde ilave edildi. Her birinde bir ön ödeme, prefinansman imkanı mevcut. Hepsinin üst limiti brüt asgari ücretin 12 katına kadar size personel başına bir nakit desteği veriliyor. Destek süreleri de gördüğünüz gibi 18 ayla 48 ay arasında değişiyor. İlk teknopark 1956 yılında Amerika'da kuruldu. Avrupa'da bilim parkları adıyla 1970'lerde yayılmaya başladı. 1980'lerde Uzak Doğu'da teknoparklar görülmeye başladı. Türkiye'de ise teknoparkların tarihçesi 2001'de ODTÜ ile başlıyor ama ilk defa kamunun içerisinde 1985 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı içerisinde ARGE Genel Müdürlüğü kuruldu. Ve yani buradaki Türkiye'deki ilk bu anlamda aydınlanmak için 1985 tarihini verebiliriz. 2001 yılında Teknopark Kanunu çıktı. 2008 yılında ARGE yasası çıktı. 2014'te ise bunlardan farklı olarak araştırma altyapılarının desteklenmesine dair kanun çıktı. Yani sürekli olarak bir ARGE faaliyetinin, teknoloji yatırımının desteklenmesine yönelik faaliyetler var. AB çerçeve programlarına baktığınızda buna neden anlatıyorum? Bizim hani
dijital dönüşüm diyoruz, 4.0 diyoruz, mesleğin bazı açılardan kaybolmasından bahsediliyor. Aslında ben de orada Sayın Bakanımıza katılıyorum. Belli meslekler, mesleğin belli kısımları giderken yepyeni danışmanlık alanları geliyor. Mesela burada yaklaşık 82 milyar euroluk fonlara, Brüksel kaynaklı fonlara Türkiye'deki ajanslar ve TÜBİTAK marifetiyle başvurmak mümkün. Bu sadece 6 yıllık bütçesi. Ve bunun 50 milyar dolar eurodan fazlası özel sektör yatırımlarına ayrılmış vaziyette. Neler var? ICT, uzay, nano, biyotek, anahtar teknolojiler var. Örneğin 17 milyar euro buraya harcanmış. Sosyal projelerde sağlık, gıda, enerji, ulaşım, örneğin işte bazı biliyoruz taksi aplikasyonları vesaire bunun içerisinde iklimle alakalı, güvenlikle alakalı özellikle Suriye krizinden sonra açılan bir fon. Yaklaşık 30 milyar euroluk bir fondan bahsediyoruz. Ve tabii yaklaşık 25 milyar euroluk da ileri düzey araştırma yeteneği, dünya standartlarının oluşturulması gibi daha üst düzey teknolojinin geliştirilmesine yönelik fonlar var. Buna Horizons 2020 deniyor. Yani buna TÜBİTAK aracılığıyla başvuracağımız zaman buradaki kaynak Horizons 2020 fonları. Büyük işletmeler de başvuruyor, KOBİ'ler de başvuruyor. Üniversiteler, araştırma merkezleri de başvuruyor. Kamu kurumları ve STK'lar da başvurabiliyor. Ve 2016-2017 bütçesi 16 milyarken sadece 2018 bütçesi 11.2 milyar euro. Ve 2018-2020 arasında kalan bütçe kısmı ise 30 milyar euro. Yani daha çok fazla başvurulabilecek proje, başvurulabilecek alan ve fon mevcut. Zamanı kullanmak adına bunları geçiyorum. Burada araştırma, inovasyon ve koordinasyon destek projelerinin hangi şartlarda finanse edileceğinden bahsediliyor. Belki daha ilgi çekici olabilir diye bir istatistiğe gireceğim. Tabii burada COBİ derken Avrupa Birliği'nin COBİ standartları bizdekinden farklı. Orada büyük şirket demek için çalışan sayısının 250'den fazla, yıllık cironun 50 milyon eurodan fazla, yıllık aktif büyüklüğünün de 43 milyon eurodan fazla olması gerekiyor. Onun altındaki şirketler COBİ olarak kabul ediliyor. Eğer çalışan sayısı 50'den, yıllık gelir 10 milyon euro,